Mersin'den geç. He, Mersin'den geç buraya gel. Burada da hadi varım. Burcak burcak Mersin bu şeyde burnuna tutsun. He. Şeye köyüne gittik. 5-6 gün kaldım orada. Sabrana gittik. Geride gittik. Efendim mesela biraz Fatih Bey işte bu sucuktan falan getirdik. İdare bakın. Ne yapacaksın? Uzak yer. Tabii. Yakın yer değil. Gelmeyle gelmeye trenle gidiyorsun. O sanıyorsun otobüsle gidiyorsun 50 bin lira. Tabii. Ne otur. Şimdi şöyle bir şey sorsam. Evet. Besniye'den herkes göçüyor. Acaba bunun sebebini bir de senden sorayım. Niye göçüyor bu millet? Geri göçüyorlar. Buraya mı göçer mi? Ha. Buraya göçen idare olamıyor. Şimdi idaresi yoktur. Bugün Besniye'deki bir ev su oturduğu ve 110 bin yavru duruyor. Besniye 300 bin kâsı ben nasıl kaldırırım Kadir abi? Tabii. He? Kaldıramam mı? Kaldıramam. Benim bir aileyim ben başlamışım. Ben temsilcisi 4 bin kağıda talim ediyorum ben. Bilemeden 200 bin kağıda alıyorum temsil abi. Evet. Ben 200 bin kağıdan Besniye nasıl idare olurum? Evim yok, bağım yok, malım mülküm yok. Evet Besniye tutuyor bununla ama. Evet. Evet tutuyor. Evet önce gittim kabile gittim. Yol geçiyormuş. Gittim çocukların kabile baktım. Orada babam anamın kabile baktım. Döndüm geldim. Evet ben de biliyorum ama şimdi idare olsam giderim. Evet. Şimdiki idarem çıksa da yövmeye 15-20 bin kağıt temsil emekli maaşım 500 bin kağıt alsam giderim. Yani Besniye herkes arzuluyor da imkanlar maddi imkansızlıklardan bizi dışarı atmışlar. Ondan kurban ve biz çalışkanız da Besniye bize dar gelmiş. Yani. Evet haklısın Besniye'den intina etmemişim. İdare bakımından intina etmişim. Besniye bize dar geldiği için bize bakamadığı için dışarıda ekmek aramışız. Bulduğumuz yerde kalmışız. Tamam. Dava bu. Bugün burada 1,5 milyon, 1 milyon alıyormuş bir cülfa çocuk çalışan. Besniye'ye geçiyor mu? Geçmiyor bunun. Yok. İmkanım yok. Yoktur kardeşim. İmkansız. Evet ben burada bir dakika durmam. Bir Ahmet'le anlaşamıyorum, Mehmet'le anlaşamıyorum. Ama kahveye gitsem, camiye gitsem 50 kişi, 10 kişi diyor ki benim çapımda adamlar merhaba Mehmet emin nasıl Hamid Ağa'yı diyerekten konuşurlar. Tabii. Ne yapasın buraya? Öyle. Yok. Evet. Tabii. Yoksa memleketten vazgeçmez. Bu gelmez. Çocuk hangi? Senin bu mi? Bu benim fotoğrafım bu. Bu yandaki de askerler. Onun şu üstteki Macaron. Ya şeker kardeşim. Her şeyimiz burada artık yüzümü yesin. Altına çekmişim Kadir ağa. Evet. O yandaki de çocuklar benim çocuklar. Evet. Biri İsmet. Allah ömür versin. Biri sağ olasın. Biri Celal, birisi Şerif, birisi Şahin. Onlar efendim. Bu bize ne dediler? Sizin Besniye'de esas şeyiniz kimlerdensiniz? Ha. Lağabınız kimler? Ha, Koyunoğlu kadının oğlu dediler bana. Koyunoğlu kadının oğlu? Ha, Mehmet Sezer. Mehmet Sezer. Ha. Peki. Şimdi. Evet. Senden şöyle bir şey sorayım. Ha. Bu buraya geldiniz Uşak'a. Evet. Burada şimdi ben diyorum ki böyle bir Besniye'de toplansa. Evet. Bir site yapsalar, evet. Altına da dükkan olsa, evet. Başkası mesela beş, diyelim ki 100 bin lira kira, evet. Hemşerilere 50 bin lira versene, sizin gibi kişiler burada iş yapsa, sen de katkıda bulunur musun? Valla katkıda bulunur ama benim artık durumum. Hayır değil yani. Evet tabii tabii. Her yönüyle yani. İyi olur, iyi olur. Yerimaz götürmez. Yani iyi olur diyorsun. Tabii tabii tabii. Yani, bir ele geçer mi ya? Tabii. O da yapılmış yapılmıştır. Evet. Mesela hemşehriler gider, çavuş evet. Mesela kahve tutuyor. Evet. Gider o geniş bir salon olsa, evet. Çavuş gider orayı tutar. Evet. Hemşehriler daha güzel olur. Evet. Çavuş öyle 200 bin, 4 milyon veriyorsa, evet. Kendi memleketimize, kendi sitemize 2 milyon versin. Evet. 2 milyon evet. Da cebine kalsın. Tabii, İl Hocam işin şartları var mı yapan birleşik kimse yoktur. Yani sen de böyle bir şeye iyi olur diyorsun. Tabii, tabii. Yılmaz olur mu ya? Evet. Olacak.